Evet değerli arkadaşlar, yansıma teknolojisi dersine hoş geldiniz. Dersin altıncısını yapıyoruz, altıncı haftadayız. Yansıma teknolojisi ülkemizde son zamanlarda Enerji Bakanlığı'nın denizlerde petrol ve doğalgaz aramaya başlaması ile oldukça önemli bir seviyeye kazandığı önemi oldukça arttı. Bununla birlikte yansıma sismolojisi konusunda yetişmiş uzman sayısının fazla olmadığını söyleyebiliriz. Genellikle yansıma sismolojisi üzerine çalışan özel sektör var. Tabii ki yansıma sismolojisinin yazılımları ile ilgili bir yazılım sektörü var ve bu yazılım sektörü üretmiş olduğu, endüstriye açmış olduğu kuramlar var. Bu kuramlar oldukça pahalı kuramlar, teknoloji, altyapısı güçlü kuramlar. Bu nedenle hem bu kuramların lisanslarını almak hem de bu kuramlarla ilgili eğitim almak durumu her zaman kolay olmayabiliyor. Özellikle Albert Üniversitesi'nde seismik yansıma ya da yansıma sismolojisi ile ilgili olarak Albert Üniversitesi'nin birlikteliği anlaşması vardı. Benzer anlaşma İstanbul Üniversitesi'nde ben de yapmıştım. Endüstriden özellikle şunun benzer firmasının yazılımlarını üniversitede kazandırmıştık. Tabii ki yazılımları almak yetmiyor. Bu yazılımları kullanacak, bu yazılımlarla birlikte eldeki mevcut yansıma verilerini yorumlanacak öğrenci de gerekiyor. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde maalesef öğrenci olmadığı için, öğrenci bulamadığımız için her ne kadar bu uluslararası sektör tabanlı yazılımlara ulaşabilsek dahi bu yazılımların kullanılmasına dayalı yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmalar çıkmıyor. Genellikle Türkiye petrolleri yüksek lisans çalışmaları için Türkiye'de üniversitelerde yüksek lisans çalışmalarını desteklemiyor ve Amerika'da yüksek lisans programlarına almış olduğu, bünyesine katmış olduğu yeni mezunları gönderdiği için yansıma sismolojisi tabanlı yüksek öğretimde yapılan çalışmalar çok sınırlı kalıyor. Tabii yansıma sismolojisi hem petrol ve doğalgaz aramalarında kullanıldığı gibi özellikle son zamanlarda fayların tespitinde, deniz içindeki fayların tespitinde, karalardaki fayların tespitinde deprem ölçecek deniz ve karalardaki fayların araştırılması kapsamında bunlar kullanılabiliyor. Ve kullanılmasının yaygınlaşması tabii ki ülkemiz açısından oldukça önemli. Çünkü hiç olmazsa yansıma sismolojisi konusunda yetişmiş uzman sayısı artarsa uzman açısından bize bağımlılık ilgili bir sorun ileride doğmaz diye düşünüyorum. Evet, derse bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra evet, kısa bir This presentation shows how to lay out a set of geophones and connect up a geode seismograph to make a simple seismic refraction survey. Best practice in seismic surveying state that geophone positions should be accurately surveyed in for both X and Y locations, and if topographic corrections are required, elevations as well. But for brevity in this presentation, it is assumed that this step is completed. Here, the field operator is laying out the geophones in their approximate positions prior to accurate planting in the ground. Once accurate positions for the geophones, or phones for short, are located, they can be planted in the ground. It is important that the spike is pushed into the ground as far as possible, and the geophone is kept as vertical as possible. If necessary, any loose turf needs to be cleared to allow the geophone spike to bite deeper into the firm soil and achieve the best coupling of the seismic signal with the geophone and reduce the sensitivity of the phone to wind-generated noise.
While it is tempting to stamp on the phones to force them into dry ground, this should be discouraged as it can possibly damage the geophone, and importantly, it is difficult to maintain the phone at a vertical position. Lower frequency geophones in particular lose sensitivity if they are not vertical. So a badly planted phone will reduce your data quality, costing you both time and money, as your survey may have to be reshot. Here the operator follows best practice and is checking that the geophone is held firm in the ground by gently trying to twist it. The cable which connects the geophones to the seismograph is known as a spread cable and is laid out by walking down the line, making sure that the connectors which mate to the geophones that can be seen here in yellow are placed on the ground next to each geophone. The geophones are connected to the spread cable, making sure that the correct polarity is observed at all times. The wider clip with the red insulator jacket is connected to the wider sprung wire takeout on the spread cable, and correspondingly, the black clip goes to the narrower spring on the spread cable. After the geophones have been connected up, the spread cable is connected to the geode seismograph. All of the connectors on the geode are keyed to ensure correct engagement. Here, the operator is holding the spread cable connector with the key visible at the top. When mating this spread cable connector to the geode, observe where the corresponding key is on the panel mount connector on the instrument. If correctly aligned, the connector can be easily locked in place. You also see that the power and the other connectors on the geode are keyed to ensure correct location. When in the field, the geode is powered from a 12-volt battery. The battery shown here could power the geode for several field days. When connecting the power lead, ensure that the red clip is connected to the positive terminal on the battery and the black clip to the negative terminal. The geode is an exploration seismograph and needs an external trigger impulse to start it recording. Here we see the lead from the trigger being connected to the 3-pin connector on the geode. It is identified by a hammer icon just above the connector. As often with such seismographs, a sledgehammer is used as our energy source. The final connection that we need to make to the geode is a digital cable which connects to a field PC. Above the connector is a small circle with an arrow pointing out of it. Here, the circle represents the geode and the arrow shows that the data is flown out of it and into the PC. The trigger impulse for starting the geode is provided by a small cylindrical switch known as a hammer switch. This can be fixed onto the shaft of the sledgehammer using PVC electrical insulation tape. When making this fixture, it is important that the black dot on the side of the switch is facing the shaft of the hammer and the switch held securely against the handle. Otherwise, it may not work correctly and result in lost data. The 3-pin connector on the hammer switch is connected to the corresponding socket on the trigger extension lead. The yellow digital cable from the geode needs to be connected to the network interface connector on your PC. Here, the operator is seen connecting this cable to the geode laptop adapter box, which is an RJ45 connector on the end of a short trailing lead and will connect into the network port on your laptop. The geode laptop adapter has a three-way switch on it. When turning on the geode, if this switch is in the enable power up position, when booting up the controlling software on your laptop, it will turn on the geode. Once the geode is up and running, you can then place this switch in the enable power down position. This way, when you close the operating software, it will automatically power down the geode in an orderly fashion. When using a sledgehammer source, a striker plate is used in order to couple the energy from the hammer blow into the ground. When placing the striker plate, clear away any loose material from under it to achieve maximum signal coupling. When striking the plate with the hammer, it is important not to let the hammer bounce on the plate, otherwise false triggers can occur. Additionally, the operator can be seen to be taking his weight off the ground at the commencement of the swing. This has the effect of producing a cleaner signal and minimizing such movements which would otherwise occur immediately after the hammer strikes the plate and which would couple into the seismic signal, which is an unwanted source of noise. Take care when swinging the hammer to keep the trigger cable behind you. Otherwise, it is very easy to hit it with the sledgehammer, causing damage, which can result in the early termination of your survey unless a field repair can be made. Evet, gerçekten güzel bir video hazırlanmış ve bu hazırlanan video ile
oldukça güzel bir eğitim biliyor. Ve bunun ses açısı olduğu için sesini tutmak istedim. Ve buna bağlı olarak da kısa açıklamalar yapmayı planladım. Fakat sesini kapatamıyorum. Evet, alttan bakmam. This presentation shows how to lay out a set of geophones and connect up a geode seismograph evet, to make a simple seismic refraction survey. Best practice in seismic evet. surveying state that geophone... Evet, güzel bir çalışma yapıldı. Tabii ki az önceki gösterilen geometrik cihaz. Önemli bir cihaz. Geometrik olarak bilinen bir cihaz. Özellikle Kral Fatih Üniversitesi 48 kanalı bu cihazlar almıştık ve bu cihazı aldığınız zaman size eğitimde biliyor. Az önce eğitim videosundaki eğitim uygulamasını yapan ve eğitimle ilgili açıklamayı da yapan uzman geofizikçi Kral Fatih Üniversitesi'ne gelmişti. Bize daha da eğitim vermişti. Eğitim uygulamasını da almıştık. O nedenle de özellikle bu cihazı alacak ekonomik gücü olanlar için bu cihazın kullanılması ile ilgili de yerinde, yani sizin olduğunuz yerde eğitimler veriliyor. Bu eğitimi verenler özellikle Hindistan'dan da olabiliyor, Amerika'dan da olabiliyor. Kral Fatih Üniversitesi'ndeki geofizik bölümü özellikle Amerika'daki merkezden az önceki eğitimi veren geofizik kursundan bu eğitimi almayı istedi ve bu nedenle de biz randevumuzu buna göre yaptık. Tabii ülkemizde de son zamanlarda yapılan geofizik sismik cihazları yansıma sismolojisinde kullanabilecek cihazların yapıldığı ile ilgili önemli gelişmeler var. Patente alınmış sismik yansıma cihazlarının da olduğunu belirtmekte yarar var. Evet, bu da farklı bir cihaz. Bu cihazın farkı bir önceki cihazdan farklı olarak bu kablosuz olarak çalışıyor. Sizi kablo bağlantısı yapmaktan kurtarıyor. Görüldüğü üzere bu kayıtçı ve bu kayıtçının bağlı olmuş olduğu da görüldüğü gibi geofonlar var. Her bir kayıtçıya geofon bağlanabiliyor ve arada kabloya gerek kalmıyor. Evet, bu şekilde onu anlıyoruz, görüyorsunuz. Bir kayıtçı var ve bir bu kayıtçıya bu kayıtçı 3 tane geofonun verisini alabiliyor. Tabii ki 3 tane geofonun verisini almak ilginç. Bir sinyal tabii ki yükseltiyor. Aynı yerde 3 geofon alınabiliyor. Ve bu 3 geofonun son kaydetmiş olduğu sinyaller üst üste bildirilerek tabii ki sinyal gücü artırılabiliyor. Özellikle petrol ve doğal gaz aramalarında sinyal gücünü yükseltmek çok önemli. Çünkü sinyal gücü bizim kullanmak istediğimiz sinyal gücünü baskılayan yüzey dalgalarının, ki bunlara ground wave ya da noise diyoruz etkisini azaltmak için. Bu amaçla sinyal gücünü yükseltmek için birden fazla geofon bir noktada kullanılabiliyor ve birden fazla geofonun sinyallerinin toplamı ile ortamdaki sinyalin gücü, ortamdaki gürültünün gücünü bastıracak, aşacak düzeye gelebiliyor. Evet, baktığımız zaman bu da kablosuz yansıma ya da kırılma sismolojik çalışmalarına örnek olarak önemli bir çalışma olarak önümüzde duruyor. Baktığımız gibi tabii ki bir alıcı var, bir kayıtçı var. Bir de kaynak olması gerekiyor. Bu kaynakta görüldüğü üzere burada şekli gösterilmiş. Oldukça kullanılabilir bir kaynak sistemi, mobilizasyon yapısı esnek, esnek ve kolay kullanılabilir bir kaynak sistemi olduğunu burada görebiliyoruz. Evet, kaynak önemli. Özellikle araştırma yapacağınız profil
boyut sabitse ve bu doğrultuda sizler araştırma yapacaksanız, o zaman alıcılarınız sabit kalacak ve bu alıcı üzerinde, bu profil üzerinde, bu araştırma üzerinde ya da doğrultusunda ne yapmamız gerekiyor? Kaynak vuruşlarımızı kaydırmamız gerekiyor. Yani alıcı sabit olarak bu profil boyunca alıcıların yerlerinde bir değişim olmuyor. Her bir jeoponun noktasında, her bir jeoponun noktasında tabii ki bir kaynak atışı yapabilirsiniz. İki jeopondan sonra bir kaynak atışı yapabilirsiniz. Tabii ki kaynak sayısı ne kadar artarsa veri sayısı da o kadar artacağı için seçenek sinyal görüntüsü ya da çözümleri yüksek olacaktır. Kaynak sayısının artması, veri sayısının artması tabii ki bunlar doğal olarak proje maliyetini de yükseltmektedir. Ama proje maliyeti yükselmesine bağlı olarak araştırma yapılan bu görmüş olduğumuz seviyedeki doğrultu boyunca yapılan araştırmada kalite gücü, çözünürlük gücü ve veri gücü de artacaktır. Yani maliyet ne kadar yükselirse çalışmanın kalitesi de o kadar yükselmektir. Evet, bu kent içinde yapılan bir çalışmaya örnek olarak gösterilmiş tablosuz yansıma ve kırılma sismolojisi çalışmalarının yapılmasını örnek olarak gösterilmiş bir seçim olarak önümüzde duruyor. Baktığımız zaman yeni çıkan kitaplarla ilgili olarak bilgileri vermek istedim. Monitoring özellikle önemli. Bir yerde bir doğru boyunca monitoring yapıyorsanız ve ölçüleri günlük alıyorsanız, aylık alıyorsanız ya da yıllık alıyorsanız ki buna monitoring deniyor. Monitoring de dördüncü boyuta bir zaman diyoruz monitoring olarak. Monitoring önemli çünkü özellikle üretim tesislerinin güvenliğini sağlamak için önemli. Bu nedenle de bir üretim sahasındaki üretim kuyularının güvenliği, enjeksiyon kuyularının güvenliği için yer altında ya da bu üretim sahasında herhangi bir sorun olmaması gerekiyor. Kuyuların göçmemesi, çökmemesi gerekiyor. Bu nedenle de yerin altındaki stres durumunun stres büyüklüğünü monitoring ile kontrol edilmesi gerekiyor. Ve bu amaçla yapılan çalışmalara seismik güvenlik yani seismik monitoring ya da monitoring seismoloji çalışması olarak isimlendiriliyor. Ve monitoring oldukça önemli. Monitoring binalarda yapılıyorsa yapı, sismolojisi, zeminlerde yapılıyorsa zemin sağlığı sismolojisi olarak dünyada yapılıyor. Özellikle yapılarda deprem riskinin büyük olduğu ülkelerde, şehirlerde yüksek yapılarda bina güvenliğini yükseltmek amaçlı bir deprem sonrası binanın hasar aldığı kat ya da yapının hasar almış olduğu noktaları anlık olarak belirlemek açısından yapı izleme sismolojisi ya da yapı izleme, burada tabii ki monitörlükten izleme olduğunu anlıyoruz. Monitörlük yani monitörlüğün nasıl sokaklarda mobese kameraları ile izleme yapılırsa monitörlük ile de bu izleme tabii ki bir deprem olduğu zaman sistem aktif hale geliyor ve monitoring ile binaların, yapıların sağlık durumu rahatlıkla izlenebiliyor. Özellikle şehirlerdeki zeminlerin sağlık durumunu rahatlıkla izlenebiliyor. Özellikle petrol ve doğal gaz üretim alanlarındaki üretim kuyularının ya da enjeksiyon kuyularının ya da sahadaki tüm açılmış kuyuların sağlık ve direnç durumu
incelenebiliyor. Çünkü karada bir petrol amaçlatılan kuyunun açılma maliyeti ortalama 50 milyon dolar olduğunu, denizde bir petrol ya da doğal gaz üretim açılan bir kuyunun maliyetinin ortalama 200 milyon dolar olduğunu düşünürseniz, monitoring çalışmasının, monitoring sismoloji çalışmasının ne kadar önemli olduğunu, buna ayıracak maliyetin aslında çok da büyük olmadığını düşünebilirsiniz. Evet, derse katılan arkadaşımız var mı bilemiyorum. Çünkü şu anda kimseyi göremiyorum. Evet, dersimiz devam ediyor. Evet, bir sonraki slide'a baktığımız zaman bu slide'da da bir yansıma sismolojisi çalışması nasıl planlanır konusunu bu slide'da indirmek istedik. Tabii ki bu görüntü neyi bize gösterir? İlk boyutu yansıma sismolojisi görüntüsünü gösteriyor. Tabii ki iki boyutlu çalışma yapmak mümkün ve yaygın olarak iki boyutlu çalışma yapılıyor. Çünkü boyut sayısını arttırmamız için alıcı sayısını arttırmamız gerekiyor. Alıcı sayısı ile birlikte kayıtlı sayısını arttırmamız gerekiyor. Az önce göstermiş olduğum kablosuz sismoloji teknolojisiyle üç boyutlu çalışma yapma imkanı var. Fakat bunlar maliyet istiyor. Ama bu maliyet bir tarafa konulsa, çalışmada ikinci boyut ya da çalışmanın boyutu 2'den 3'e çıktığında ortaya çıkan bu görüntüdeki bu görünür ya da izlenir ortaya çıkan bu sismolojik görünürlükteki doğruluk payı %90'lara kadar yükselebiliyor. Bu çok önemli çünkü ne kadar güvenilir bir çalışma ortaya çıkarsa, yani biz buna seismik imaging diyoruz. Yani seismik görüntüdeki doğruluk kapasitesi ne kadar artarsa, bizlerin seismik yorumlama kapasitesinin de o kadar artmasına gerek kalmayacak. Seismik yorumlamadaki yapılan hataların gitme olasılığı da azalacak. O nedenle de aslında günümüzde üç boyutlu sismoloji çalışmalarının çok çok yaygınlaşması gerekiyor. Üç boyutlu çalışanlar tabii ki üç boyutlu çalışmanın iki boyutlu çalışmaya göre getireceği ilave faydaları çok iyi açıklamak zorunda. Tabii üç boyutlu sismoloji ile üç boyutlu görüntüleme ayrı şeyler. Yani sizler bu profil boyunca iki boyutlu görüntü verileri alarak birbirinden mesafesi olan birbirinden ayrı ölçtüğünüz bu iki boyutlu profiller boyunca toplanan verilerdeki görüntüleri üst üste bindirerek ortaya belki üç boyutlu görüntü çıkartabilirsiniz. Fakat o üç boyutlu görüntü aslında üç bilimin gösterilmesi amaçlı olacaktır. Fakat üç boyutlu sismoloji aldığınız zaman istediğiniz taraftan sizler iki boyutlu görüntüyü üç boyutlu sismik görüntü verirsiniz. Sismik imaj verisinden çok rahatlıkla çıkartabileceksiniz. Çalışmadaki isabet yüzdesi artacaktır. O zaman biz çalışmayı nasıl yapıyoruz? Öncelikle bir problemi tanımlamamız lazım. Bu yansıma sismolojisi niye yapıyoruz? Petrol aramak için mi yapıyoruz? Doğal gaz aramak için mi yapıyoruz? Kömür madeni aramak için mi yapıyoruz? Eklenebilir mi? Bir verify potansiyeli var mı? Bunu aramak için mi yapıyoruz? İşte tabanlarda taban payı var mı? İşte görünmeyen gizli taban payı var mı? Bunun tespiti için mi yapıyoruz? Öncelikle problemi yapmamız gerekiyor.
belirlememiz gerekiyor. Yani problem nedir? Hangi problem için bu çalışma yapılacak? Daha sonra da bu problemin en uygun çözümü için bir çalışma planı, bir arazi planı yapmamız gerekiyor. Arazi planı nedir? İşte görüldüğü üzere araştırma profillerinin doğrultusu, bu profiller arasındaki uzaklık, bu profiller boyunca kullanılacak alıcının özellikleri, kayıtın özellikleri, kullanacak kısmının kaynağı özellikleri gibi bir arazi planı yapılması gerekiyor. Tabii daha sonra da yapılan bu plana uygun olarak bu verilerin bu plana uygun olarak toplanması gerekiyor ki biz bunu veri toplama diyoruz. Bu veri toplama çalışmasında iki boyutlu mu, üç boyutlu mu yoksa dört boyutlu mu olacak? Veri toplamadaki boyuta karar vermemiz gerekiyor. Tabii ki bizler bir proje hazırladığımız zaman ortadaki bir jeolojik problemi için proje hazırladığımız zaman projelerde A planı, B planı yani iki boyutlu veri toplama, üç boyutlu veri toplama, dört boyutlu veri toplama olarak ilk farklı proje teklifi vermemiz gerekiyor. Karşı tarafta bu işin alıcısı olacak. İşte firmadır, kurumdur. Onlara tercih etme fırsatı sağlamamız gerekiyor. Baktığımız zaman tabii ki verilerin azaltılması önemli. Veri azaltması nerede tutulacak bizim? Tabii ki önce bir genel araştırma yapılabilir. İşte sahadaki bir genel araştırma yapılabilir. Daha sonra da genel araştırma sonucunda anomalik yapıların olmuş olduğu alanlar belirlendikten sonra bu anomali veren alanlardaki veri çalışmasındaki alıcı sayısı artırılabilir. Buradaki hassasiyet ve ilgili olarak çalışmadaki yoğunluk artırılabilir. Baktığımız zaman tabii ki bu verilerin analiz edilmesi kısmı var. Analiz edilmesi kısmı önemli. Az önce ne demiştik? Data redaction. Tabii ki ortamda bir görüntü var. Bu görüntüyü ne yapmamız lazım? Bu verilerden atmamız gerekiyor. Öncelikle bir ortamın görüntüsünü ölçmemiz gerekiyor. Ortamın görüntüsünü ölçtükten sonra hiçbir çalışma yapmadan ortamın görüntüsünü alıcılarla ölçtükten sonra işte neyse ortamın görüntüsü. Daha sonra bu toplanan verilerden bu görüntüyü filtrelememiz gerekiyor. Çünkü bize lazım olan ortamdaki görüntü değil, yerin altında jeolojik yapıyla ilgili ve jeolojik yapının yansıması olan seismolojik veriyle ilgili veri bize gerekiyor. O nedenle de filtreleme olayını bizler ne yapıyoruz? Genelde arazide yapıyoruz. Daha sonra da ortamdaki görüntüden arındırılmış veri analiz edilmesiyle ilgili olarak da yazılımlar kullanıyoruz ve verimizi analiz ediyoruz. Farklı yazılımlar var. Farklı yazılımların sağlamış olduğu farklı ilave ayrıntılı sonuçlar var. Tabii ki sonuçta ne yapıyoruz? Modelleme yapıyoruz. Biliyorsunuz bu aslında bir model. Bir ilk boyutlu yansıma seismolojisi modeli olarak ortaya çıkıyor. Sonuçta ne yapıyoruz? Sonuçta raporumuzu yazıyoruz. Raporumuzda yer alacak kısımlar bu. İşte problemin tanımlanması, bu probleme uygun arazi, planının yapılması, data toplanma ile ilgili çalışmalar, datadaki istenmeyen görüntü filtre edilmesi, dataların analizde kullanılan yazılımlar, yöntemler ve sonuçta modelleme ürün bulgular olarak içeren bir raporu yazarak çalışmamızı tamamlıyoruz. Görüldüğü üzere bir yansıma sistemi çalışması oldukça kapsamlı ve ayrıntılı olarak değişik aşamalardan oluşmaktadır.
Evet, bir sonraki çalışmaya gidiyoruz. Seismic imaging, sometimes called reflection seismology, is an exploration method that estimates the seismic characteristics of the Earth's subsurface. The technology measures reflected acoustic energy waves and is mostly used for coal, oil and gas, and geothermal exploration. Seismic imaging provides geophysicists and geologists a method of mapping the subsurface structure of rock formations. Geophysicists and geologists interpret the data to map structural features that could potentially contain minerals, hydrocarbons, or hot rock resources. The Earth's upper crust is composed of many layers of rocks and minerals that all have different properties, such as hardness, density, and porosity. The placement and orientation of these layers give clues as to the likelihood of finding mineral, hydrocarbon, or hot rock reserves nested within them. Changes in properties between different rocks can cause reflection and/or refraction of sound waves. Seismic imaging works by sending acoustic energy waves created from a sound source through these layers and then recording how long a reflected sound wave took to be received by a microphone. This data tells geophysicists and geologists where rock properties change, thus helping find oil and gas deposits. Typically, there are two methods for producing the source sound waves. One is by using a vibrosize, and the other is by using an explosive detonation. A vibrosize is also known as a thumper or a shaker unit. It is a large hydraulic ram that is fitted to a special truck. The operator stops the truck at a location where they would like to generate a signal and uses the vibrosize to ram the ground, thus creating a series of source waves. Microphones, called geophones, that have been specially placed in an array around the survey area, pick up the reflected sound wave and record that data to a digital medium for later computer analysis. Sometimes, instead of using a vibrosize, explorers will use an explosive like dynamite to create the source wave. Explosives are placed beneath the earth in shallow drill holes. When the explosives are detonated, an acoustic shockwave travels through the ground and is detected by an array of geophones that have been previously arranged. Because scientists know how long it takes for sound waves to travel through and bounce back from different types of rocks and minerals, careful interpretation of seismic data can give geophysicists and geologists detailed cross-sections and three-dimensional graphics of the subsurface of a surveyed area. This can help them find mineral, hydrocarbon, and hot rock resource deposits. Evet, az önceki videoda gerçekten çok güzel nasıl molekül neden yapılıyor, nasıl yapılıyor, hangi kaynaklar kullanıyor ve ne amaçla bu çalışmalar nereler yapılıyor. Tabii yerin altı heterojen ve bu heterojenin kaynağı tabii ki yoğunluk değişimi olabilir, porosite değişimi olabilir, kırık sayısındaki değişimi olabilir. Amacımız bu değişimlerin olmuş olduğu yerleri bulmak, porosite değişimi önemli petrol doğalgaz aramalarında tabii ki litoloji değişimi. Çünkü belli bir litolojide, belli bir porositede, belli bir kırık yapısında bizler ne yapıyoruz? Bunlarla ilişkili yapıları araştırıyoruz. Ve bu yapıların farkları yansıtan genlikleri, sismik görüntüleme ile ortaya çıkartıyoruz. Bakın bu sismik görüntüleme ile ilgili bir çalışma. Evet, bu çalışma görüldüğü üzere bakın burada iki defa, iki farklı şekilde proses edilmiş bu çalışma. Evet, bu çalışmadaki proses olayı bakın daha sık proses edilen çalışmadaki görüntü kalitesi daha yüksek. Buradaki görüldüğü üzere 110'a 110 olarak görüntülenmiş 110'a 110 aralığı, yani bir sahada sizler tabii ki telefon aralığını daha büyük tuttuğunuz zaman ne oluyor aslında, görüntü kalitesini kaybediyorsunuz. Ama aynı sahada görüldüğü üzere telefon aralıklarını sizler tuttuğunuz zaman
O zaman ne oluyor? Görüntüdeki izlenebilirlik, görüntüdeki verideki yorum kapasitesi artabiliyor. Bakın buradaki yorum kapasitesini artıran tek faktör buradaki verinin kalitesindeki yükselme. Veri kalitesindeki yükselmenin nedeni buradaki fotonların daha sık olmasına bağlı olarak daha çok aynı ya da aynı boyutu boyunca daha fazla veri toplanması ve toplanan veri kapasitesindeki artmaya bağlı olarak toplanan veri kapasitesi niye artıyor? Çünkü görüldüğü üzere buradaki fotonlar arasındaki mesafe kısaldığı zaman veri kapasitesi ya da bu çalışmanın yapılmış olduğu doğrultu boyunca bu doğrultunun altında saklı bu yapının görüntülenme kapasitesi artıyor. Ama siz tabii ki çalışmayı ben çabuk bitirmek istiyorum, hızlı bitirmek istiyorum diyorsanız yorfonlar arasındaki mesafeyi açıyorsunuz ve çalışma çabuk bitiyor ama ortada gerçekten yorumlanma kapasitesi oldukça zor, görüntü kapasitesi oldukça düşük bir çalışma ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle de çalışmaların aynı sahada tekrar eden çalışmaların farklı veri kapasitesi ya da farklı çözünürlük kapasitesi olan çalışmaların farkını bu çalışma çok güzel gösterebiliyor. Bakın burada neyi gösteriyor? Burada elimizde bir veri var. Bu veri 10 metre aralıklarla örneklenmiş. Yani sinyali 10 metre, her 10 metre aralıklarla örneklediğiniz zaman ortaya çıkan sonuç nedir? Bakın bunları ne yapıyorsunuz? Örnekliyorsunuz ve ortaya çıkan görüntü bu şekilde bir görüntü oluyor. Fakat her iki metrede örneklediğiniz zaman, her iki metrede örneklediğiniz zaman ortaya çıkan sinyal görüntüsü bu şekilde oluyor. Her bir metrede örneklediğiniz zaman ortaya çıkan sinyal görüntüsü bu şekilde oluyor. Tabii ki görüldüğü üzere veri kalitesi oldukça önemli. Örnekleme tabii ki küçüldüğü zaman örnekleme veri kapasitesi artıyor. Veri kapasitesi arttığı zaman sizlerin araştırma sahanızdaki veri gücünüz artıyor. Ve bu veri gücü daha küçük ölçekte sinyal toplanması neyi gösteriyor? Buradaki sinyal veri kapasitesinin yüksekliğini gösteriyor. Bu şekilde görüldüğü üzere bu sinyalin ilk yaptığı alanda bizler ne yapabiliyoruz? Bu sinyaldeki işte yükselme ve azalma olduğu alanı bu bir tabii ki elektromanyetik profil boyunca alınan bir veri. Ne yapabiliyoruz? Bunu bir yapı ile ilişkilendirebiliyoruz. İşte buradaki yapıda gömülü bir boru pipeline dediğimiz bir boru yapısı öngeni tespit edebiliyoruz. Fakat bu şekilde görüldüğü üzere örnekleme aralıkları çok büyük bir veri toplama. Az önce bahsettik örnekleme aralıkları tabii ki sahadaki Japon ya da alıcıların birbirine yakınlığıyla alakalı olarak değişen bir olay. Ne yapamıyoruz? Buradaki araştırmış olduğumuz doğru boyunca aradığımız yapıyı bulamıyoruz. O zaman demek ki çalışmalarda veri kalitemizi ne kadar yükseltirsek araştırmadaki isabet başarımızı da o kadar artırabilir. Evet, bu çalışma kaynağı burada verilmiş isteyenler detayına ulaşabilir. Tabii geofizik yöntemler birden fazla geofizik yöntemler var. Tabii çalışmalarımız sismoloji olduğu için
Özellikle yansıma sismolojisini etkileyen yansıma sismoloji verilerindeki kaliteyi düşüren faktörlere baktığımız zaman işte bunlar rüzgar olabiliyor, bunlar yağmur olabiliyor, bunlar taşıt gürültüsü olabiliyor. İşte bunlar ağaç yapısı olabiliyor, görülebilir ağaçların köklerindeki titreşimler dahi ne yapabiliyor? Yansıma sismolojisi çalışmalarındaki verileri etkileyebiliyor. Denize yakınsanız işte dalganın sesi ne yapabiliyor? Bilgi kalitesini bozabiliyor. Denize yakın bir çalışmada işte görüldüğü üzere gemilerin neden olmuş olduğu gürültüde ne yapabiliyor? Sismoloji verilerindeki kaliteyi bozabiliyor. Demek ki bulunmuş olduğumuz ortamda bu etkilerin farkına varmamız gerekiyor. Genellikle araçların çok yoğun geçmiş olduğu karayollarına yakın çalışılıyorsa bu karayolu boyunca trafiğin ya da araç geçişlerinin en az olduğu saatte bu çalışmaların yapılması tercih edilebilir. Genelde de o şekilde tercih ediliyor. Ya çok erken saatlerde ya da çok geç saatlerde bu çalışmalar yapılarak araç geçişine bağlı olarak gürültünün verilere etkisini azaltması için planlaması, çalışma planlaması yapılıyor. Evet, görüldüğü üzere arkadaşlar demek ki sismoloji çalışmalarında verilerimizin etkilendiği ve bu verileri etkileyen faktörleri, özellikle sismoloji verilerini etkileyen faktörleri bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii şu anda denizde üst boyutta sismoloji çalışmaları yapılıyor. Görüldüğünüz üzere denizdeki gemi trafiği de karadaki araç trafiği gibi sismoloji çalışmalarından veri kalitesi ne olumsuz etkisi olduğunu yapamıyoruz. Burada görebiliyoruz. Tabii elimizdeki veri yalnızca bizim istediğimiz veriden oluşmuyor. Görüldüğü üzere birden farklı olayların toplamı ile elimizde bir veri var. Ve bu veri bizler ne kadar gürültüleri gerçekten verimizden çıkartabilirsek daha az gürültülü bir ortamda az önce saymış olduğum gürültü üretebilecek potansiyelleri azaltabildiğimiz oranda bizler ne yapabiliriz? Sinyalimizin gücünü artırabiliriz ki bu sinyal gücü tabii yerin altında aradığımız yapı ya da ekonomik bir devlerin sinyali ilişkili olabilir. Demek ki görüldüğü üzere gürültünün elindirilmesi, birden temizlenmesi oldukça önemli. Ve bu durumda gürültüyü azaltmanın yolu az önce de bahsetmiş olduğum gibi stacking dediğimiz bir ortamda birden fazla patlatma ya da birden fazla sinyal üretilip bu sinyalleri topladığımız zaman sinyalin gücü ne oluyor? İşte büyümüş oluyor ve ortamdaki gürültü sabit olduğu zaman sinyal gürültü oranında sinyalin gücü büyüdüğü için veri kalitemiz de büyüyor. Bu nedenle de sinyal gücünü büyütecek şekilde özellikle bir noktada petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını bir noktada birden fazla jeofon ile bir nokta için veri toplanıyor ve bu birden fazla jeofondan gelen sinyaller ki burada 3 jeofondan gelen sinyaller toplanarak toplamda sinyalin gücü büyütülerek gerçekten sinyal kalitesindeki ilişkisi yapılabiliyor. Tabii mühendislik olarak sahalarda özellikle İstanbul gibi mega şehirlerde yapılan kent çalışmalarında da
bu sinyal gücünü bizden ne yapıyoruz? Yığılma ile, işte birden fazla vuruş yaparak bir ASTM'nin ya da Eurocode olarak bilinen ne bileyim mühendislik kriterleri en az bir noktada 5 kez vuruş yapılması, yani 5 sayı alınması ve bu 5 sayının toplamı ile ortamdaki gürültünün etkisinin azaltılmasını öneriyor. Bu nedenle de yapılan her çalışmada kriterlere uymamız gerekiyor. Eurocode kriterleri, ASTM olarak bilinen ve uluslararası kriterler ve amacı sizlerin çalışmalarındaki sinyal kalitesini yükseltecek ilkeleri ve tavsiyeleri bizlere yapmak, göstermek. Bu nedenle de uluslararası kriterli çalışmalarla uygun çalışmalarımızda işte sinyal sayısını çoğaltırsak, sinyal sayısını çoğaltmakla ilgili olarak işte aynı yerde kaynak tekrarı gibi ya da aynı yerde birden fazla alıcının kullanılması gibi yöntemlerle sinyal gücünü bizler yükseltecek. Veri yorumlama kapasitemiz ya da yorumda isabet yüzeyinde yükselecektir. Evet, baktığımız zaman demek ki tek vuruş yaptığınız zaman elde ettiğiniz sinyal bu. Ama görüldüğü üzere vuruş sayısını arttırdığınız zaman ki gürültü azalıyor ve sinyal yükseliyor. İşte genellikle ilk varış zamanı kullanılır dalgası tomografisinde çok rahat bir şekilde ilk varışlar görülebiliyor. Ve bu şekilde de çalışmanın güvenilirliği arttırılabiliyor. Şimdi burada örnek olarak gürültünün bastırılması için ne yapılması gerekiyor? Bir noktada birden fazla sinyal üretmemiz gerekiyor. Üretilen bu sinyallerin yığılma dediğimiz üstte toplanmasıyla da gerçekten veri kalitesi yükseltilmiş, veriyi elde etmemiz gerekiyor. Demek ki sinyalin gücünü büyüterek bizler ne yapabiliyoruz? Çalışmadaki başarı ölçüsünü artırabiliyoruz. Başarı gücü artırılmış çalışmalar için sinyal gücü artırılmış veriler üretilmesi mümkünlüğünü ve bu şekilde bu şekil üzerinde tekrar hatırlatmış olduk.
Evet, az önceki çalışma Avustralya'daki bir teknolojiyi gösteriyor. Şehirlerde 5-30 çalışması önemli, mikroklima çalışmaları önemli. 2019 yılında aslında ülkemizde 5-30 görüntülenme, 5-30 tabanlı şehirlerdeki sakıncalı zeminlerin tespiti çalışması ile ilgili zorunluluk getirildi. En güzel metotlardan bir tanesi kablosuz sismoloji çalışması kullanmak ve bu teknoloji de aslında önceki teknoloji kablosuz sismoloji ile şehir içinde verilerin nasıl toplanacağını gösteriyor. Ve bu verilerin toplanması ile ilgili olarak gördüğünüz gibi kullanılan sismometre içinde bir batarya var ve bu batarya saat olarak da kullanılabiliyor, kurulabiliyor ve hepsi aynı saatte veri toplamaya başlayabiliyor. Ve bu açıdan da eş zamanlı olarak veri toplama ile ilgili olarak önemli detaylar sağlıyor. Evet, ben o sismometreden bende de var, yollamışlardı bana fakat kullanmak kısmet olmadı. Ama özellikle kent içi, şehir içi jeofizik zemin direncinin belirlenmesi, jeofizik belki 30 direncinin belirlenmesi ya da belki 30 ile birlikte zemin hakim periyodun belirlenmesi de önemli bir teknoloji olarak geliştirilen bir çalışmanın şehirlerde nasıl uygulandığını açıklayan bir video olarak bence güzel bir çalışma hazırlandı. Tabii yansıma sismolojisi gerçekten buraya kadar anlattığım bütün ilave ayrıntılar dikkate alınarak yapıldığında işte ne bileyim çalışmadaki veri kalitesini bozacaksın bu faktörler verin ıslanması ya da veriden temizlenmesi durumunda ortaya çok kaliteli bir veri çıkabiliyor ve yerin altını görüldüğü üzere 7 kilometreye kadar çok ayrıntılı olarak ne yapabiliyoruz? Bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Buna benzer bir çalışmaya ben özellikle kanalda katılmıştım. Tablosuz sismoloji ile o tür bir yansıma sismoloji çalışmasını yapmıştık. O çalışmada benim Kolombiya'daki yapılan çalışmada ben 150 adet kablosuz sismometre ki sıfır sismometre denen süper sismometreleri yerleştirmiştim. Onları saatlerinde kuruyorsunuz. Onların bir çalışma saatleri var. Ve o saatten sonra sayıp almaya başlıyor ve o saatte siz patlatmalarınızı yapıyorsunuz. Ve bir bölgede, büyük bir bölgede büyük bir enerji üreterek, patlatma enerjisi üreterek sizden ne yapabiliyorsunuz? Bir kabuk araştırması, derin jeofizik sismoloji modellemesi yapacak verileri elde edebiliyorsunuz. Zaten ayrıca bu veriler açık. Tabii ki bunlarla ilgili çok sayıda çalışmalar da çıkmış durumda. İşte ortaya çıkan çalışmalardaki derinlik boyutu 7 kilometreye kadar çok detaylı ve ayrıntı olarak yapı çok net olarak görülebiliyor. Görüldüğü üzere bu yapıdan işte görüntüsü buradaki detayları çok net bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz çok sinyali genliğinin büyüdüğü yerler, sinyal genliğinin küçüldüğü yerler. Demek ki sinyalin kaybolduğu yerler var. Sinyalin kaybolduğu yerler var. Demek ki bu sinyali kaybolmasında burada demek ki bir takım etkiler var. Sinyal niye kaybolur? İşte sinyalin yayılımını ne etkiler? Sinyalin gizlini bozulması ne etkiler? Görüldüğünde de bu yapılar çok net olarak görülebiliyor. Burada da görüldüğü üzere bir dipol yapı olduğu, bir dikli hareket olduğunu ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Evet, bunun yorumlamasına baktığımız zaman, nasıl yorumlandığına baktığımız zaman
Demek ki temel yapıyı ne yapabiliyoruz? Temel yapıyı bu şekilde base map olarak belirleyebiliyoruz ve burada da gördüğünüz üzere transform file tespiti ve keyfi burada yapılabiliyor. Ve bu şekilde de demek ki temel sayının geometrisini, geometrik detayını ve temel sayının derinlik ve detayını ne yapabiliyoruz? Kesinlikle çalışmalarla yansıma sismolojisiyle ortaya çıkartabiliyoruz. Demek ki yansıma sismolojisi ile çok derinlere inebiliyoruz. Çok derinlere kadar 7 kilometreye kadar ki örnekte görüldüğü 50 kilometreye kadar yapısal eğitimi hem yatay hem de dikey olarak çok doğru bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Ve bu görüntü üzerinde görüntü kalitesi yüksek olduğu bu tür çözünürlüğü yüksek görüntüler üzerinde yapılan yorumlarda görüntüleri çok doğru olarak yapılabiliyor. Peki yansıma sismolojisindeki yoruma baktığımız zaman bununla ilgili yoruma işte gerçekten bir sismik yansıma profili transform payı boyunca simülasyon uygulanmış, yani düzeltmeleri yapılmış. İşte Orta Atlantik sırtında işte 6 derece kuzeyde alınan bir profil görüldüğü üzere Afrika ve Güney Amerika yukarıları arasındaki ayrımı gösteriyor. Yani Afrika ve Güney Amerika sınırını yapabiliyoruz ve buradan görebiliyoruz. Demek ki aradaki transform file, bu transform file ne yapıyor? Afrika ve Güney Amerika levhalarını birbirine bağlayan bu iki büyük levha arasındaki transferini sağlayan transform file yapısında da biz bu şekilde yansıma sismolojisinden tespit edildiğine ilişkin bir örneğiyle 1986 yılında yapılmış bir çalışma buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii bu çalışmaların yapılmasında o konular çok önemli. Karada yapılacak çalışmalarda, denizde yapılacak çalışmalarda hidrokonlar çok önemli. Alıcılar çok önemli. Bu alıcıların özellikleri, tabii ki frekans kapasiteleri çok önemli. O nedenle de frekans kapasitesindeki değişime bağlı olarak bizlerin araştırma derinlik kapasitemizde ne yapabiliyor? Değişebiliyor. Frekans kapasitemizi büyüttüğümüz zaman derinlik daha derinliklerdeki araştırma kapasitemizi ne yapıyoruz? Büyütebiliyoruz. Frekans kapasitemizi küçülttüğümüz zaman daha derinlerdeki yapıları tespit kapasitemizi büyütebiliyoruz. O nedenle de bizim aslında her şeyimiz yansıma sismolojisinde her şeyimiz frekans kapasitesi birbirinden farklı frekans kapasitesi değişik. Alıcılar karada jeofon deniyor, denizde hidrofon deniyor. Bunlara dayalı olarak bu çalışmaları bizler ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Evet, görüldüğü üzere geometrik şirketinin üretmiş olduğu teknolojik cihazdan bahsetmiştik ve bu cihazın videosunda seyretmiştik. Bu da bizim kurduğumuz yapmış olduğumuz çalışmalar, kendisi çalışmalar. Görüldüğü üzere asfalt üzerinde tabii ki asfaltı gömecek bir yer bulamıyorsunuz. O nedenle de ne yapmanız lazım? Basit aparatlar yapabilirsiniz. Ama görüldüğü üzere aparatlı jeofonlar ile bu çalışmaları yapmak daha da kolay. Evet, bu çalışmaları biz gece geç saatte yaptık çünkü her hafta sonradan gece geç saatlere kadar bu çalışmalar uzadı. Çünkü bu çalışmalarda bir alıcı noktasında Euro standartlarına göre en az 5 kere vuruş yaptık. Veri kalitemizi yükselttik.
için bu nedenle de çalışmamız uzadı. Tabii sahadaki çalışma süremiz ne kadar uzaksa kendi ofisimizdeki yorumlama süremiz o kadar kısalacaktır. Ve yorumlama süremiz kısalmasına bağlı olarak da yorumlamadaki isabet kapasitemiz o kadar artacaktır. Bu nedenle sahada söylememiz gerekiyor. Sahada standartlara uygun yansıma simülatörü, karınma simülatörü çalışmaları yapmamız gerekiyor. Yani bizler her zaman çalışma yaptığımız alan biz olmayabiliyor. Biz burada bir İlgaç binasının göçme durumu vardı. Bu göçme durumuna neden olan yerin altındaki yapıyı yansıma simülatörü araştırmak istedik. Ve bu nedenle de binanın ayağının göçmüş olduğu doğrusu ya doğru ne yaptık araştırma profilimizi tabii kablolu simülatörü yaptığımız için bu doğrultuda çalışmalarımızı yaptık. Evet, Serhan Gören Bey'le bu çalışmayı yapmıştık. Görüldüğü üzere telefonlar ile asfalt üzerinde çalışmamızı gördüğü gibi bu tür bir malzemeyle devam ettirdik. Evet, bu çalışmalar oldukça süre aldı ve arkadaşlarımız bu çalışmalarına katıldı. Bir arkadaşımızın yüksek lisans tezinde bu toplamış olduğumuz veriler kullanıldı. Yüksek Öğretim Kurumu ve Finansasyon Merkezi'den bu çalışmaların verilerine ulaşabilirsiniz. Yüksek lisans talebem bu projeden standı edelim. Yorumlamıştı. Burada da birden fazla sektörün katılımı ilk boyutlu çalışma yaptık. Az önce dediğim gibi çalışmanın ya da dersin başında bahsettiğim gibi boyutu ikiden üçe çıkardığımız zaman çalışmadaki güvenilirlik, çalışmadaki hassasiyeti biz üç kat arttırmış oluyoruz. Yani %66'dan %95'leri yükseltmiş oluyoruz. O nedenle de üç boyutlu çalışma kapasitemizi arttırmamız için kapasitesi yeterli olmayan sektörde iş birliği yapabilir ve üç boyutlu çalışmalar için iş birliği modeline örnek olarak birden fazla görüldüğü gibi bir profil bir sektörün getirmiş olduğu cihaz sayısı ve onların telefonları dört sektörle dört profilli bir çalışma yaptık. Bu da bizim alıcı, bu da bizim kaynak noktamız. Ortada da bir kaynak noktamızı, yani kaynak profilini işaretledik. Ve bu kaynak profili boyunca üretmiş olduğumuz enerjileri bu kaynağın sol tarafındaki profil, sağ tarafındaki profil olmak üzere kaydettik. Ve üç boyutlu bir çalışma verisi, yansıma seçmesi, çalışma verisi toplanabileceğini gösterdik. Tabii ki bir elin sesi var, iki elin sesi var. Burada üç boyutlu çalışmayı yapabilmemiz için birden fazla sektörün yan yana gelmesi gerekiyor. Yan yana gelerek çalışma kapasitesi artırılabilir, çalışmada boyut kapasitesi artırılabilir, çalışmadaki başarı kapasitesi artırılabilir, çalışmadaki kazanç kapasitesi artırılabilir. Bu nedenle de birden fazla şirket birleşerek bu tür üç boyutlu çalışmaları burada görüldüğü şekliyle yaparak hem çalışmada kapasite artımına hem de kazanmada kapasite artımına gidebilir. Evet, bugünkü dersimiz burada bitiyor. Dersimize baktığımız zaman süremiz dolmuş gibi. Evet, ben dersimizi burada bitirmek istiyorum. Ses kaydını durdurmak istiyorum. Bu nedenle yapmam gereken nedir? Burada kaydını durdurmak olacak.